Ereğli'de Türkiye'nin şampiyon atları bal ve pekmezle yetişiyor. Konya'nın Ereğli ilçesinde bulunan birçok at çiftliğinde şampiyon atlar yetiştiriliyor. Bölgenin iklim şartları, arazinin düz olması ve çok fazla ayrık otu bulunması dolayısıyla çiftliklerin bu alana kurulduğunu belirten Murat İpek, şampiyon atları bal ve pekmez gibi ürünlerle beslediklerini kaydetti. Ereğli ilçesi iklimi, geniş ve düz arazileriyle çiftlik sahiplerinin tercihleri arasında yer alıyor. Bölgede bulunan çok sayıda at çiftliğinde birbirinden değerli şampiyon olmuş ve şampiyonluk adayı atlar yetişiyor. Babası Hacı İpek'in 60 yıldır atlarla uğraştığını ve bu uğurda bir ömür geçirdiğini belirten Murat İpek, kendisinin de 5 yaşından beri atların içerisinde büyüdüğünü söyledi. İpek, at yetiştiricilerinin özellikle neden Ereğli ilçesini seçtiklerini ise Ereğli'de at çiftliklerinin çok olmasının nedeni iklimin elverişli olması, bunun yanında buranın oksijen miktarı diğer bölgelere göre daha iyi olması, atların burada yetiştirilmesinde en büyük sebep geniş ve yeşil alanların olması, suyun bol olması da atların burada yetiştirilmesinde çok büyük etken diyerek anlattı. Bölgede çokça yetişen ayrık otunun da at yetiştiriciliğinde önemli yeri olduğunu belirten İpek, ayrık otu atlar için çok önemli bir besin, vitamin içeriği var, zengin bir şekilde atları besleyici özelliğine sahip. At besiciliğinde bu otun yeri çok büyük. Bu ot bu bölgede çok daha fazla yetişiyor diye konuştu. Gazi koşusunda yarışacak atların da olduğunu belirten Murat İpek, atların gerekli enerjiyi alabilmesi için enerji içeren ürünlerle beslediklerini söyledi. Ankara'da koşan atımız var. Kışın Adana'ya geçiyoruz. Orada koşu var. İstanbul'da koşacak atımız var. Gazi koşusunda yarışacak atımız var. Atlara sadece kuru yulaf değil, kuruttuğumuz meyvelerden üzüm, pekmez, bal, bahçemizdeki erik, elma, kiraz, şeftali gibi ürünlerden veriyoruz. Bizim yemediklerimizi neredeyse onlar yiyor. Hatta kurt üzümü bile veriyoruz. Enerjiye ihtiyaçları oldukları için onların beslenmelerine çok dikkat ediyoruz. O enerjiyi de beslenmeleriyle karşılıyoruz. Bunun karşılığını da alıyoruz dedi. Daha bilmiyor şekerin ne olduğunu da. O anaçlar iyi. Evet. Çok iyi ya. Fotoğraf çok iyi çıktı. Ne var? Emin olun şarjım gitti ya. Sana. Oğlum sen al işte. Murat Bey şurada değil mi? Şurada olduğu gibi ayrı bot değil mi şurada? Evet şunlar gördünüz mü? Tamam aynı. Bu çok yayılgan. Yayıldığı yerde kök salan bir ot. Biz atlarımıza sadece kuru yulaf değil, yanında kuruttuğumuz meyvelerden üzüm, pekmez, bal, bahçemizdeki erikten, elmadan, kirazdan, şeftalinden hepsinden veriyoruz. Yani bizim yemediklerimizi onlar yiyor nedense. Hatta goji beri bile veriyoruz. Yani bir insan yediği zaman zaten kendini enerjik hisseder ki onlar da enerjiye ihtiyaçları oluyor. Bu enerjiyi de bu şekilde karşılıyoruz biz. Yani koşullarda bunun karşılığını, alıyoruz tabii ki, illa ki. Görmüş olduğunuz ayrık ot.
Bu böyle uzayarak hem kök salarak. Ereğli'de olmasının sebebi şu, buranın iklimi, Kapadokya bölgesi, yani atlar ülkesinin olması vesilesi, buradaki oksijen miktarı diğer bölgelere göre daha iyi olması, atların burada yetiştirmesine en büyük sebep. Artı geniş alanın olması, yeşillik alanın olması, Akdeniz'e göre daha verimli, daha iyi olması. Ayrık otu atlar için hem çok büyük önemli gıda hem de vitamin içeriği var. Zengin bir şekilde atları besleyici özelliği var yani. Şimdi bizim Ankara'da koşan atımız var. Kışın Adana'ya geçiyoruz. Adana'da koşuyorlar. İstanbul'da koşacak olan atımız var. Gazi hazırlığımız var. Bir tane gazi adayımız var. Çok güvendiğimiz, çok inandığımız. Atlar için çok zengin vitaminler içeriyor. Mineraller içeriyor. At besiciliğinde yeri çok büyük, çok önemli. Ve bu bölgede çok daha fazla yetişiyor.